Kızım. Neslihan. Kızım. Tamam yavrum. Dur evladım. Tamam. Dur yavrum. Neslihan. Yavrum. Kızım. Tamam. Kızım. Tamam. Anne kızım. Yardım et bana ne olur. Tamam benim. Anne yardım et bana Neslihan. Yardım et. Kızım tamam. Dur yavrum. Tamam. Tamam. Tamam kızım. Sen çekil şöyle. Tamam. Çekil şuradan. Neslihan. Neslihan. Neslihan yavrum. Yavrum Neslihan. Ne yapıyorsun? Çekil başından kızım. Yavrum. 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 Neslihan. Yavrum. Hastamız hangisi? Bekletmeden alalım. İşlemler uzun sürüyor çünkü. Neslihan gel kızım. Uzak dur benden. Şifacı. Uzaklaş. 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 Uzak dur. Halil. Hemşire! Hemşire! Nedir bu başımıza gelen ya Rabbi? Nebahat kızım, gel sen beni dinle. Bu çocuğu bir hocaya gösterelim. Ama Selim, ya Selim duyarsa çok kızar. Sen onun sinirini bilmiyorsun abla. Kendini kaybediyor. Biz de ona söylemeyiz o zaman Nebahat. Bak, çocuğun halini görmüyor musun? Doktorlar da bir şey yapamadı. Ama bugün yapamadılar. Yine gelin dediler. O zaman farklı mı olacak sanki? Bu çocuğun içine cin girmiş Nebahat. Doktorların yapacağı iş değil bu. Ne yapacağız peki? Nereye götüreceğiz? Benim bildiğim nefesi kuvvetli bir hoca var. Mahallede söylediler. Oraya gidelim. Şoför bey evlat. Buyur abla. Biz yol değiştirdik. Tamam abla. Yavrum. Hadi. Lan yerinin Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin kötülüğünden. Şifacı! Atalarını yedim! Seni de yerim! Bastırdığı zaman karanlığın kötülüğünden. Düğümleri öfüren büyücülerin kötülüğünden. Uzaklaş! Ve gözü kaldığında haset edenin kötülüğünden. Bırak beni! Benim. Bırak beni! Bırak! Çık bu bedenden. Çık Allah'ın düşmanı. Çık. Çık. Benim resimimi kuran. Ezdü zalimine. İlla hasara. Çık. Çık bu bedenden. Çık. Siz ne yapıyorsunuz burada? Durun. Koş. Durun. Kaçmayın. Çabuk. Ne oluyor orada? Televizyoncular, kameraları vardı. Hemen durdur onları, hemen durdur. Adem, bırak gitsinler. Filme çekmişler, bunu gösterirlerse kimseye derdimizi anlatamayız. Her şey olacağına var Rafşin. Hadi, biz işimize bakalım. Çok, çok yakında önemli bir haber alacaksın. Bu bir düşmanınla ilgili. Şifacı. O değil mi? Ben de kaç zamandır onun evin etrafında bir şeyler seziyordum. Nedir? Söyle bana.
İyi haber mi? Evet. Öyle görünüyor. Sevineceksin. O gösterdikleri bize gelen kız değil miydi? Bizden alıp cinciye götürmüşler. Bu memleketin insanları adam olmaz. O kadar yazılıyor, çiziliyor, anlatılıyor. Tık yok. Yine cinci, yine büyücü. Sen niye böyle oldun? Tamam, kötü bir durum ama senin hastan bile değil. Üstelik bir kere gördüğüm biri. Ben onları... Benim gitmem gerekiyor. Hayda. Nereye şimdi? Buna inanamıyorum Nebat. Bunu yaptığına inanamıyorum. Kızımı, yavrumu öyle bir adama, bir sahtekara emanet ettiğine inanamıyorum. Selim ona kızma ben. Hele sen. Hele sen hiç konuşma. Benim çocuğumu tevekkeli değil, bitki gibi yatıyor. O adam kim bilir. Ama yok. Ben o sahtekarın alıştığı adamlara benzemem. Ben bunu onun yanına bırakmam. Kimse benim evladımı deli saçması işlerine karıştıramaz. Bugün akşam saatlerinde İzler programının araştırmaları sonucunda gündeme oturan Cinci İmre Hoca'nın evinin önündeyiz. Son iki saat içerisinde burada bir hayli kalabalık birikmiş durumda. Kalabalık sahtekar hocayı dışarıya çıkmaya davet ederken mahallelilerle de zaman zaman sert tartışmalar yaşanıyor. Ben dışarı çıkıyorum. Delirdin mi oğlum? Hocam duymuyor musunuz? Beni dışarı çağırıyorum. Seni oraya bırakamam, asla olmaz. Hocam yapmayın. Afşin. Hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek. Hakkınızı helal edin. Ne oldu? Allah'ım ne oldu İmre? Bir bez bulun. Bir bez bulun. Adem koş içeriden. Bez, şarşaf ne bulursan getir. Koş, koş, koş. Ambulans da çağır. İmre. Dayan. Nefes al. İşte böyle. Yavaş yavaş. Ah İmre. Ah İmre. Ah. Çektin mi? Bunu çektin mi? Nefes al. Güzel. Yavaş yavaş. Nefes al. Büyük bir trajedi yaşanıyor. Kanal 10'un izler programı sayesinde... Yavaş.
saatlerinde aniden gündeme giren G.G. İmre Hoca'nın evinin önündeyiz. Birkaç dakika önce... Nereden çıktı belli olmayan bir adam... Kalabalığı yararak buraya geldi ve dışarı nefes çıkmış al. Olan Cinci İmri Hoca'ya birkaç el ateş etti. Kalabalık yüzünden yaklaşamıyoruz. Ancak Cinci Hoca'nın durumu ağır görünüyor. Ateş eden şahsın nereye gittiği de henüz belli değil. Ya Rabbim, nedir bu başımıza gelen? Bu arada mahalle halkı Cinci Hoca'nın vurulmasıyla ilgili son derece gerilmiş durumda. Onlarla akşam üzerinden itibaren burayı dolduran kalabalık arasında da gergin anlar yaşandı. Az önce de belirttiğim gibi Cinci Hoca'nın yanına yaklaşmakta zorluk çekiyoruz. Ama anlaşıldığı üzere evden az önce çıkan bir grup hocaya ilk yardımda bulunuyorlar. Gözlerini açık tutun. Bu salak oğlan ne halt ediyor bu insanların arasında? İmre, İmre ne oldu? Sakin ol. Nefes al. Gözlerini açık tut. Beni duyuyor musun? Sakın bırakma kendini. Az daha. Bak buradayız. Nerede kaldı bu ambulans? Aradım. Tekrar ara. Sakin ol. Nefes almaya çalış. Bulabildin mi? Cevap vermiyor. Amcam orada ne yapıyor babaanne? Aa, senin yatma vaktin gelmedi mi hala? Zümrüt. Hadi gel kızım, biz Ece'yi yatıralım. Tamam. Ya. Gel Ece. Ece, hadi kızım. Hadi gel bakalım, gel, uyku saati. Dikkatli ol. Yavaş. 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 Buraya binemezsiniz. Çekil. Doktorum ben. Bakın, gerçekten buraya binemezsiniz. Adam ölüyor, görmüyor musun? Ama... Benimle tartışacağın işini yap. O zaman yalnızca siz. Ben de gelirim. Kardeşim dur. Şu hale bak. Şu rezilliğe bak. Bunlar adam olmaz. Ben hocayım, bilmem neyim diyen herkese inanıyorlar. Ali'den ses yok mu oğlum? Şimdi de meşgul çalıyor. Allah Allah. Bak nasıl ağlanıyorlar bir de ardından. Aman Müşfik, biz neyin derdindeyiz, sen neler diyorsun? Sırası mı şimdi? Ya Safa, sen bunlar sokağa çıksa endişeleniyorsun. Bir şey olduğu yok. Görmedin mi? Orada sapasağlam işini yapıyor. Yani Müşfik, senin şu genişliğin. Millet birbirini öldürüyor orada, görmüyor musun? Ambulansa bindi az önce, gösterdiler ya. Hastaneye gidiyordur o. Tabii ya, hastaneye gidiyordur. Sen nereye gidiyorsun şimdi? Ben de gideyim. Bu Halil. Mutlaka ara. Tamam. Anlaşıldı mı? 10 dakikaya kadar orada. Hayır, onu çıkarma. Merhaba kardeşim. Bunu takman gerekiyor. Lütfen. Fazla vaktimiz yok. Seni hastaneye götürüyoruz. 5 dakika sonra oradayız. Burada olduğun için çok memnunum. Gücünü boşa harcama. Kızı gördüğün zaman ona babasını... Merak etmemesini söyle. Her şey yoluna girecek. Zayıflıyor herhalde. Evet. Halil. Muska'yı almalısın. Muskan. Onu almalısın. Tamam. Maskeyi tak. Görme kendini. Bir ruhu izlemenin bir sürü yolu vardır. Bu en kolaylarından biri. Su büyüsü. Evet, su büyüsü. Neden? Çünkü su alemlerin arasında duran bir kapıdır. Geçişi kolaylaştırır. En saadeti daim ya kerim. El meserettik kaim ya alim. Saadet, saadet ya hakim. El meserettik kaim ya alim. Niye dua okuyoruz? Yani madem büyü yasak, dua okumamızın ne faydası var ki? Çünkü sevgili Laçin, tam 1400 yıldır
Kim bilir kaç milyar insan bu sözcüklerle Tanrı'ya sesleniyorlar. Bu sözcüklerin her biri büyük bir enerji taşıyor. Hem gökteki hem yerdeki, hem de en önemlisi bizim ihtiyaç duyduğumuz aradaki varlıkların hepsi bu sözcükleri kullanıyor. Kullanacağım başka hiçbir söz bu kadar büyük bir etki sağlayamaz. Evet. Kime bakalım şimdi? Yavaş. Halil Hoca. Selen, sen burada mıydın? Evet hocam, nöbetçiyim, aradığınızı duyunca. Hakan da burada mı? Çok iyi. Ameliyathane hazır mı? 3 numarayı hazırlattım. Tamam. Hakan'ı da al, hemen gel. Ya çekilin lütfen. Hocanın lütfen sağlık durumuna çekilin. Dair henüz bir açıklamada Kolabalık bulunuldu. Yapmayın. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili de henüz bir gelişme yok. Hastanenin önünde toplanan bir grup da... Bir dakika, müsaade edin. Beyefendi, lütfen, yasak. Bakın ben doktorum. Burada mı çalışıyorsunuz? Hastam var, bırakın geçeyim. Ama yasak... Faruk Bey, tamam bırakın geçsin. Gelin böyle. Tam zamanında geldim. Çekilin, Halil çekilin. Nerede biliyor musun? Lütfen çekilin. Ben de az önce geldim. Televizyonda olanları görünce akıl alacak şey değil. Ameliyata Halil Hoca kendisi giriyormuş. Ne yapıyor bu adam böyle ya? Ya Kerim, ya Kerim, ya Alim, ya Alim. Aa! Bu bize durmadan surat asan domuz değil mi? Onu gözlediğimizi anladı mı? Nasıl? Bilmiyorum. Bazen hepsi değil ama... Bazı insanlar ambarların varlığını hissediyorlar. Tamam, hadi bir tane daha yapalım. Ama bu sefer ben yapayım, olur mu? Hadi bakalım. Kimin ruhunu arayacaksın? Köse Hoca'ya bakalım. Bunu şaka olsun bile diye deneme. Köse senin küçük beyninin alamayacağı kadar tehlikeli biridir. Sadece ambar olan cini değil, sahibini de hemen fark eder. Şaka yaptım. Tamam, gerçekten. Başka birini seç. Şifacıya bakalım. Ah, acemiler her zaman hırslı oluyorlar. O da mı yasak? Yasak olmasına gerek yok. Şifacı korunuyor. Onu zaten göremezsin. Hiç mi? Bir dene istersen. Evet sayın seyirciler, ilerleyen saatlerde gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Nasıl oldu? İyi. Şu tarafta, orada bir şeyler oluyor. Sağ ol, sağ ol. Tamam kardeşim. Sağ ol. Tamam kardeşim, izin verin. Sağ ol. Bu da kim böyle? Aa, ben bu adamı tanıyorum. Bu adam cin çıkarma töreni sırasında oradaydı. Hadi çabuk, hadi hadi. Affedersiniz, affedersiniz, pardon, bir dakika. Siz ölen gencin yakını oluyormuşsunuz, bu doğru mu? Bize bu konuda bir bilgi verir misiniz lütfen? Bizi rahat bırakın. Bir dakika, bir dakika. Cin çıkarma işlemi sırasında oradaymışsınız, bu doğru mu? Çekilin, defolun, defolun. Bütün bunlar sizin yüzünüzden başımıza geldi. Ellerinizde kan var, kan. Bunun vebali hepinizin üzerinde. El saadetti daim, ya Kerim. Elma seretti kaim... Ya alim. Durum nedir? Üst kurşunda göğüs bölgesine isabet etmiş hocam. İkisi sağ üst akciğer alanında, üçüncüsü sol altta. Hem art segmenti hem de koroner damarlar zarar görmüş. Kanamayı kontrol altına alabildik mi? Hayır, şu ana kadar 2 ünite kan verdim. Tamam, hadi başlayalım. Saadet, saadet... Ya hakim, ya settar, ya cebbar, ya kahhar. Sana söyledim, onu kimse göremez. Kan basıncı düşüyor. Sistolik basınç elinin altında hocam. Taşikardiye giriyor, epinefrin.
Şok cihazı. Hocam. Neredeyiz? Bu önemli değil. Asıl sorman gereken şu. Burada ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Ölüyoruz. Daha doğrusu ben ölüyorum. Sen de nasıl diyelim? Beni yolcu ediyorsun. Demek öyle. Biliyorum kafan çok karıştı. Haklısın da. Keşke sana bunu güzelce anlatacak imkanımız olsaydı. Gerçi burada zaman daha farklı işliyor ama yine de uzun uzun sohbet edemeyiz. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorsun. Ama Allah'ın izniyle ileride anlayacaksın. Bütün bunlar, bu olanlar ne demek oluyor? Neler oluyor? Maalesef sana şu anda söyleyebileceklerim çok az. Yalnızca bilmelisin ki senin kaderin benimkine bağlandı. Ve sürdürmem gereken önemli bir görev sana kaldı. Bana mı? Neden bana? Orasını ancak yüce yaradan bilir. Bizi bağışla. Omzuna bıraktığımız bu yük ağırdır. Ama üstesinden geleceksin. Artık gitmeliyim ve sen de geri dönmelisin. Bekle. Ben... Hiç merak etme. Hiç endişelenme. İhtinas sırat el müstakim. Sağlıcakla kalasın. Ah. Muska'yı unutma. Ona ihtiyacın olacak. Halil hocam. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Köse hoca. Kestir be kadın. Ne işin var burada? Çok önemli. Ne oldu? Laçin'le arama büyüsü yapıyorduk. Ve şifacı için bir mum yaktım. Sin akılsız. Dinle köse hoca. Az önce bir şey oldu. Nedir bilmiyorum. Şifacının ruhu bu dünyayı terk ediyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu büyüde hata yapmam. Ülgen mumu söndü. Şifacının mumu hiçbir zaman sönmez. Ona kesinlikle bir şey oldu. Ölüyorum yani. O baş belası yılan. Şifacı. Ölüyorum yani. Gel. Hadi gel. Faruk, bu durumdan babamlara söz etme. Boş yere meraklanmalarını istemiyorum. Meraklanırlarsa bu boş yere olmayacak Halil. Abi uzatma. Onlara bir şey söyleme lütfen. Hastanızın ameliyatı biraz önce bitti. Kim bunlar, tanıyor musun? Hayır. Hayır, tanımıyorum. Hastanız ameliyata alındığı zaman durumu oldukça ağırdı. Biz elimizden geleni yaptık. Kim bu adam, tanıyor musunuz? Evet tabii. Doktor Halil Sertaş.
Hastanemizin kalp ve damar cerrahı. Hastanızın ameliyatına da o girdi. Normalde sizinle konuşurdu ama şu anda kendisi de pek iyi değil. Beyaz gömlekli adam. Efendim? Cenazemizi ne zaman alabiliriz? Aslında hemen alabilirsiniz. Ama bence sabaha bekleyin. Neden? Dışarıda hala bekleyen gazeteci ve televizyoncular var. Sizin için söylüyorum. Haklısınız. Sağ olun. O zaman bir sabah gelelim. Hadi koş, hadi koş. Merhaba, merhaba. Bakar mısınız? Birkaç soru sorabilir miyim? Siz olay yerindeydiniz sanırım. Lütfen, şimdi sırası değil. İmre Hoca'nın yakını mısınız? Beni duymadınız mı? Çekilin şuradan! Hocanın durumu nedir? Bir şey söyleyin. Hey, bir saniye. Yüzünü falan iyice çektin mi? Çekiyorum. Selim Tayfa. 5 dakikanız var. Selim. Kızı niye sürükledin buraya Nebahat? Çektiği yetmiyor mu? Gelmeyi ben istedim baba. Neslihan. Kızım. Baba. Baba bunu neden yaptın? Kızım. İyi misin güzel kızım? Çok iyiyim. Bana sorsaydın ya baba. O hoca içimden kapkara bir şey çıkardı. Beni o kurtardı. Keşke bana sorsaydın baba. Ben saadeti daim ya Kerim. El mesereti kaim ya alim. Ya settar. Ya cebbar. Ya kahar. Ne söyle kadın? Dedim ya. Artık hiçbir şey gözükmüyor. Öldü mü ölmedi mi? Ölmüş olmalı ama hiçbir yerde hissedemiyorum. Bu bir şey demek değil. Görülmeye kolayca engel olabilir. Yine de onu görmesem de varlığını hissedebiliyordum. Ama şimdi hiçbir şey yok. Sana söylüyorum, ruhunun gittiğini gördüm. Emin olmalıyım. Oyun oynamadığından emin olmalıyım. Sanver! Sanver! Buyurun hocam. Şifacının evine git. Şimdi mi? Tabii ki şimdi. Git ortalığı kolaçan et. Gördüğün duyduğun her şeyi bana bildir. Anladın mı? Ben ilk gördüğümde Emre daha 3 yaşındaydı. Babam benim de artık çalışma işim geldiğini söylemişti. Bizim bütün ailemiz her zaman rasihlerin yanında çalışmıştır. Bunu biliyor muydun? Dedem Emre'nin büyük dedesine çalışmış. Babam Emre'nin hem dedesi hem de babası zamanında ailenin yanında çalıştı. Ben de daha minicikten itibaren Emre'nin yanındaydım. Onun abisi, yoldaşı, koruyucusuydum. Babası ölürken onu başka kimseye değil, bana emanet etmişti. Oğlumu yalnız bırakma Afşin demişti. Onun işi pek zordur demişti. Ben ne yaptım? Emine'nin o sokağa tek başına çıkmasına izin verdim. Afşin abi. İmre'nin gidip kendini ölüme atmasına izin verdim. Abi. Dışarıda çok insan var mı?
Evet. Daha da geliyorlar. Adem, herkese cenazeyi bir sonraki gün kaldıracağımızı söyle. Bekleyecek miyiz? Hayır, sabah hastaneye gider alırız. Akşam üzeri de gömeriz. E o zaman? Sokakta yaşanan rezilliğin cenazede de olmasını istemiyorum. Bunu sessizce, olması gerektiği gibi halledelim. Sen dediğimi yap. Eğer sen haklıysan, o uğursuz soylu gerçekten öldüyse bu ne demek biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Emaneti koruyacak kimse kalmadı demek. Ah, bildiğini sanıyorsun. Bunun ne anlama geldiğini asla bilemezsin. İmre ve yerlere geçişçi ailesi yüzyıllardır ayağımıza dolaştılar. Eğer öldüyse işaretler açıldı demektir. İşaretleri görebilirsek... Sanver geldi Köse hocam. Şifacı akşam saatlerinde kapısının önünde vurularak öldürülmüş. Bu günü o kadar uzun zamandır bekliyordum ki. Hadi artık işimize bakalım. Avşin abi, öğleden beri bir lokma ekmek yemedin. Sana bir şeyler hazırlayayım. Sağ ol Adem ama aç değilim. Sen araba işini hallettin mi? Evet, sabah erkenden burada olacaklar. İyi, iyi. Allah sana sabır versin kardeşim. Çektiğin acının büyüklüğünü ben iyi bilirim. Benim ortanca oğlan kendi oğlunun Adem'in doğumunu bile göremeden daha 22 yaşındayken göçüp gitti. Allah sıralı ölüm versin diye boşuna dememişler. Kendinden genç birini mezara vermek çok büyük acı. Sen de biliyorsun. Ben hiç tasvip etmiyordum yaptığı işleri. Ama severdim de İmre'yi. Benna, minessaluhe, ve minna, dune, zalike, kuna, tarayke, kıdane, benna, kane, ricale, minennisi. La ilahe illallah Muhammed olsun. Fırtına mı çıktı ne? Dur Adem. Pis bunak. Bu kesin onun mali. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Korkmayın. Bu eve giremezler.
Bu ev İmre'nin evi. Ama İmre Hoca artık yok. Duyuyor musunuz? Gidiyorlar. İşte bu kadar. Sizin gücünüz buraya yetmez. Bu ne demek oluyor bu? Nasıl olabilir bu? Yoksa bu zehirli dal hala hayatta mı? Ya imkan yok. Ben ruhunun gidişini gördüm. Samver de aynı şeyi söyledi. 3 kurşun yemiş göğsüne. 3 kurşun. Bu şifacı bundan çok daha beterlerinden kurtuldu. Sana kesinlikle öldü diyorum. O zaman dumansızları durduran ne? O ev şifacı sayesinde korunuyordu. Eğer ölüyse eve girebilmeleri gerekirdi. Belki de evi korumak için bir büyü yaptı. Büyü şifacıya kesinlikle yasaktır. Böyle bir şey yapamaz. Hele kendini korumak için. Ama şu olabilir. Şifacı kendi uğursuz ailesi içinde bile çok güçlü biriydi. Daha öleli çok az zaman geçti. Belki de tüm etkisi ortadan kalkmadı. Ya da evi korumak için başka bir yol bulmuş olabilir. Ben odama gidip çalışacağım. Beni kimsenin rahatsız etmemesini sağla. Evet. Sen ne yapıyorsun ayakta? Uyuyamadım. Evin içinde dolandım durdum. Sonra kapının altında senin ışığını görünce... Gideyim istersen. Yok yok, gel içeri. Aa! Şşt, dokunma ona. Affedersin, ne bu? Kıymetli bir şey mi? Anneannemin uğur kolyesiydi. Ah! Ah, ben ne aptalım? Şifacının cevşeni. Tabii ya. Evi koruyan o olmalı. O yüzden dumansızlar oraya yaklaşamadılar. Tabii. O yüzden hala ona ait hiçbir şey göremiyoruz. Bir cevşen bu kadar güçlü olabilir mi? Alt tarafı içinde dua olan bir bez parçası. Saçmalama. Bu sıradan bir cevşen değil. Düşünsene, resalesindeki bütün şifacılar taktılar onu. Sana hiçbir şey öğretemedim mi? Niye her zaman kendimize ait aynı tesbihi kullanıyoruz? Neden ona başka kimsenin el sürmesine izin vermiyoruz? Çünkü her kullanışımızda tesbihin üzerinde kişisel enerjimiz birikir. Bu enerji de yaptığımız büyüleri daha güçlü kılar. O cevşeni kaç tane şifacı üzerinde taşıdı bir düşün. Muazzam bir şey olmalı. Onu mutlaka almalıyız. Nerede olduğunu biliyor muyuz? Samver şifacıyı hastaneye götürdüklerini söyledi. Eğer şansımız varsa hala oradadır. Hadi hazırlan. Köse Hoca'ya haber vermeyecek miyiz? Hemen söylemeyelim. Bir kere elimize geçsin. Bir aksilik olursa sonra zor durumda kalırız. Şuna soralım, herhalde biliyordur. Morga girmemize izin vereceklerini sanmıyorum.
Sen onu bana bırak. Bakar mısın? Buyurun. Sözümü dinle. Gidebilirsin. Birilerine haber vermesin. Bizi hatırlamayacak bile. Uyandın mı amca? Evet tatlım, uyandım. Gel bakalım. Hasta mı oldun? Hayır, hasta değilim. Yeni uyandım, ondan böyleyim. Kahretsin, kahretsin! İşte benim ekibim. Dün akşamdan beridir kanalda sadece bizim haber konuşuluyor. Patlattık işi, patlattık. Cin çıkarma töreni bu akşam özel olarak yayınlanacakmış, doğru mu? Evet efendim. Telefonlar susmuyor. Tanıtım ve TRS'inde bile reytingler yükseliyor. Pekala. Şimdi ne yapıyoruz? Bu işin arkasını bırakmayacağız değil mi? Tabii ki. Gizem tezer alıp karakola gidecek. Katili yakalamışlar. Nereden öğrendik bunu? Karakolda bir hayranım varmış, komiser. Gizlice o aradı. Ha. Bizden başka bilen var mı? Henüz yok. Hocanın müritleri gelip adamı linç etmeye kalkar diye korkuyorlarmış. O yüzden de basına haber verilmemiş. Ama uzun sürmez tabii. Peki neden Gizem gidiyor da sen kendin gitmiyorsun? Bir de doktor var, Halil Sertaş. Ben de gidip onu görmeyi düşünüyorum. Hoca vurulduğunda yanındaydı. Anlaşılan bir yerlerden tanışıyorlar. Ha. Gördüm onu galiba. Hocayı kurtarmaya çalışıyordu. Evet. Evet. Ameliyata da o girmiş. Yani adamı en son o gördü. Belki ölmeden bir şeyler söylemiştir diye düşünüyorum. Bu doktordan da henüz kimsenin haberi yok tabii. Sen pırlantasın. E hadi bakalım, iş başına. Hadi. Siz durun, ben sorayım. Tamam mı? Allah'ın sevdiği şekilde seni affediyorum. Hakkım sana helal olsun. Sağ ol. Allah'ım, sana şükürler olsun. Hayırdır Halil, nereye? Gidiyorum. Gidiyorsun demek, nereye? Hastaneye değil mi? İmkanı yok. Lütfen ortalığı ayağa kaldırma Faruk. Sen delirdin mi? Dün kalp krizi geçirdin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hadi hadi. Faruk, ben kalp ve damar uzmanıyım. Hasta olsam bilirim. İyiyim ben. Bu iyi halin mi? Evet, pek iyi değilim ama bunun kalbimle ya da çok çalışmamla falan bir ilgisi yok. Neyle ilgisi var peki? Halil,
Çocuğum sen ne zaman kalktın? Günaydın anne. Ne dikiliyorsunuz burada? Hadi gelin kahvaltıya. Benim çıkmam gerekiyor. Kahvaltı? Hastanede yaparım. Geç kaldım. Halil. Ararım sonra seni. Arabanı alıyorum. Halil dedim. Cenazeyi sabah gelip almışlar. Acaba ne zaman gömecekler? Gidip cenazeyi de çeksek iyi olur değil mi? Bence en iyisi bu işlere hiç bulaşmamak olurdu. Sen de iyice suratsız oldun hani. Doktordan ne haber? Gelmemiş daha. O muymuş ameliyata giren? Ne bileyim ben. Danışmadaki kız sabah gelmiş. Dünyadan haberi yok. Doktorun odası üst kattaymış. Oraya gidelim. Zaten bu Halil Bey de oraya gelir sanırım. Hadi hadi eşyalarını al. Çantaya koy yalnız şunu. Öyle içeri almazlar bizi. Tamam. İyi günler. İyi günler, buyurun. Halil Bey'in odası burası mı acaba? Evet ama kendisi burada değil. Biliyorum, biz bekleriz. Ama bugün geleceğini sanmıyorum. Gelmiyor mu? İzinli falan mı? Siz hastası mısınız? Hayır. Biz doktor Bey'le çalışmalar için görüşecektik. Şehir dışından geliyoruz da. Ya evet, çok değerli bir doktorumuzdur Halil Bey. Evet, evet. Halil Bey'in bir sıkıntısı yok inşallah. Aslında o dün gece ufak bir kalp krizi geçirdi. Kalp krizi mi? Evet. Çok da garip bir durum. Hastanede herkes aynı şeyi konuşuyor. Ben bunca yıllık hemşireyim. Böyle acayip bir şey görmedim daha önce. Şaştım kaldım. Hastanın kalbi durdu, tamam mı? Bunda bir şey yok zaten. Çok kan kaybetmiş. 3 kurşun yemiş. Hepsi göğsüne. Biz daha ona müdahale etmeden pat... Bir baktık Halil Hoca da yerde. Eliyle göğsünü tutuyor. Aynı anda mı oldu bu? Aynı saniyede. Hasta gitti, doktor da gitti. Doktorun da kalbi durdu yani. Ne diyorum size? Teknik olarak ikisi aynı anda öldü. Peki sonra? Biz, yani ben, yardımcı doktor, anestezi uzmanı hastaya rezistasyon yaptık. Birkaç dakika sonra Halil Hoca'nın diğer asistanı da ona rezistasyon yaptı. Bir dakika sonra falan doktor bey kendine geldi ama hasta X oldu. Öldü yani. Düşünün bir. Tam aynı saniyede. Adam bir anda yığıldı kaldı. Sapasağlam genç bir adam. Bakın ben böyle saçmalıklara hiç inanmam. Bu vurulan adam yok cin çıkarıyormuş, yok bilmem ne. Ama orada kesinlikle bir şey vardı. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bizim ekipten ameliyathaneye kimse kolay kolay bir daha girmez. Vallahi maden bulmuş gibiyiz. Nereye dönsek bir şey çıkıyor. Bu doktorla İmre Hoca arasında bir tanışıklık var o kesin. Kalp krizi işi ne oluyor? Onu bilmiyorum. Belki de sevdiği bir insandı. Yani üzüntüden falan oldu. Ama hemşirenin anlattığı şekil şahane. Sana görüntüleri yolluyorum. Biz daha buradayız. Belki adam gelir. Tamam, görüşürüz. Olanları duydun değil mi? Evet haklısın o konuda. Hocam günaydın. Günaydın. Aşağıdaydım, geldiğinizi söylediler. Sen ne yapıyorsun burada? Dün gece nöbetçi değil miydin? Neden eve gitmedin? Siz gittikten sonra biraz uyudum burada. Aslında buradaydım. Çünkü saat 11'deki ameliyat için. Rauf Hoca hastayı ben takip edince ameliyata benim girmemi istedi. Saat 11'deki ameliyat demek ha? Ne ameliyatı bu? Kalp kapakçığı. Benim kalp kapakçığı ameliyatım değil herhalde değil mi? Hocam siz dün rahatsızlanınca... Ne yaptınız? Bütün ameliyatlarımı başka doktorlarım devrettiniz. Bana sormadan.
Bölüm şefi Serdar Hoca öyle istedi. Böyle saçmalık olmaz. Ben onunla konuşurum. Hocam çayınız. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Pardon. Çok özür dilerim. Anlayamadım. Nasıl? Hemen yenisini getiririm. İstemez. Çık dışarı. Çık. Tamam. Adamda nefes darlığı olduğunu hatırlat. Anestezide dikkatli olsunlar. Tamam hocam. Üf. Sekreter doğru söyledi galiba. Bu doktorun geleceği falan yok. Hadi gidelim. Gizemler de gelmiştir zaten. Çok mübarek bir insanın canına kıydım. Şimdi biliyorum bunu. Rüyanızda Emre Hoca'yı görünce mi anladınız? Evet. Evet. Ne dedi tam olarak? Beni affetti. Gizem, kızım sen bu işi öğreniyorsun. Nasıl konuşabildin bu adamla? Şu bizim programın delisi olan komiser sayesinde. Çekim yaptığımızı bilmiyor ama. Bu adam kaçık olduğunu göstererek cezadan yırtmaya çalışıyor anlaşılan. Buna ihtiyacı olmayabilir. Çok daha sağlam bir savunması var aslında. Neymiş o? Bilin bakalım kim bu katil. E hadi ama. Hani cinlerinden arınsın diye hocaya getirilen kız var ya. İşte bu adam onun babası. Hadi ya. Evet. Hocayı kızına kötü bir şey yaptığını düşündüğü için öldürmüş. Ama hücrede yaşadığı aydınlanmadan sonra şimdi Emre'nin çok mühim bir kişi olduğuna inanıyor. Ve pişman. Dahası da var. Bundan dahası nasıl olacaksa? Kız iyileşmiş. Şahane. Şahane ya. Tabii biz cinayet meselesine takıldık ve o kızı tamamen unuttuk. Umarım başka biri akıl etmemiştir. Hadi, hadi hadi. Hadi vakit kaybetmeden. Adres var mı? Hı hı. Aferin benim kızıma ya. Ben Halil Sertaş. Rahatsız ediyorum ama... Tanıdım sizi. Sağlık merkezindeki doktorsunuz. Ben genç bayanın nasıl olduğunu merak etmiştim. O gün çok kötü görünüyordu. Buyurun içeri gelin. Teşekkür ederim. Halam doktor olduğunuzu söyledi. Beni muayene mi etmiştiniz? Hayır. Seni gördüm daha önce. Ama muayene etmedin. Bazı şeyleri hatırlayamıyorum da. Şimdi iyi görünüyorsun ama. Evet, iyiyim. Bana biraz şeyden söz eder misin? Hastalığında. Konuşmasak olmaz mı? Tabii ki, eğer istemiyorsan. Fazla bir şey hatırlamıyorum ve buna çok memnunum. Sanki her şey o kadar karanlık ve karmaşıktı ki. Ben kendim değildim. Evet, sanki ben kendim değildim. Anlıyor musunuz? Hani bazen biriyle konuşurken dalarsınız ve bir an sonra bir yerden geri gelmiş gibi olursunuz. İşte onun gibiydi.
Ama daha uzun ve kesinlikle daha kötüydü. Aklım sürekli karmakarışıktı. Şimdi öyle değil mi? Hayır. Hayır, artık bitti. Kesinlikle iyileştin yani. Zaten hasta değildim ki. Artık gidebilir miyim hala? Tabii kızım. Bir çay içseydin. Yok hala, ben gideyim. Buyurun. Kusura bakmayın. Çok sarsıldı yavrucak. Bir şey hatırlamadığını söyledi. Nasıl? Siz şeyi kastediyorsunuz. Yok, ben babasını kastetmiştim. Babasına ne oldu? Bilmiyor musunuz? Halbuki sizi orada gördüm. İmri Hoca'yı vuran Selim'di. Neslihan'ın babası. Kızı gördüğün zaman ona babasını merak etmemesini söyle. Her şey yoluna girecek. Doktor bey, iyi misiniz? Evet, ben sanırım iyiyim. Çocuğa deyin ki babasını hiç merak etmesin. Her şey yoluna girecek. İşte şurası. Hep beraber gidip korkutmayalım insanları. Sadece Tezer ve ben. Ama... Ne var? Ben de gelmek istiyorum. Babayla ben konuştum. Adresi de ben aldım. Ve benim programım için çalışıyorsun. Burada kal. Şuraya bakın, kapıya. Böyle ya. Hoca vuruluyor orada. Ambulans da orada. Ameliyat da orada. Şimdi de cinli kızın evinde. Cinci Hoca hikayesinde bir doktor. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Adam gidecek neredeyse. Ne yapıyoruz? İstediğin oldu Gizem. Kürşat'la sen burada kalıp kızla ailesiyle konuşun. Biz de doktoru takip edelim. Of ya. Hadi. Adama yardım etmeyecek miyiz? Bir yere çarpmadı ki. Orada öyle duruyor. Ne diyorsun sen kızım ya? Bu adam daha dün kalp krizi geçirmedi mi? Belki de ölüyor şu anda. Dur bir dakika. Baksana. Ne var? Bak, kendine geliyor sanki. İnşallah bizi görmez. Bir şey görecek hali var sanki adam. Halil, neredesin? Ben arabadayım. Hastaneye aradım, çıktı dediler. İyi misin? Hayır. Ben merkezdeyim. Buraya gelebilecek misin? Gelip alayım mı seni? Gerek yok. Gelirim ben.
Sağlık merkezi mi? Belki burada da muayenehanesi vardır. Ya da belki kendi muayene olmaya geldi. Görünüşe göre ihtiyacı var. Geçmiş İyi olsun. İyi günler. İyi günler. Ah Halil hoş geldin. Ne haber? Halil'cim şurada 2 dakika işim var. Sen odama geç hemen geliyorum hadi. İyi misin? Bir şey mi oldu? İçeride. İçeride eşyalar devrildi. Aa, koltuk devrilmiş. Onun ayağında bir sorun var zaten. Senin bir yerine bir şey olmadı ya. Tülin bize 2 kahve getir. Hı hı. Ya da dur. Kahve değil de 2 çay getir. Açık olsun. Gel otur. Halil. 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 Ne oluyor sana böyle? Bilmiyorum abi. Hiç bilmiyorum. Hadi anlat bana. Halil. Bana niye daha önce bahsetmedin bunlardan? Neden? Birkaç gece uykusuz kaldım ve saçma sapan rüyalar gördüm. Bunun nesini anlatacaktım ki? Hem... O kız MR çekimine gelene kadar bir gariplik yoktu ki ortada. Hiçbir şey anlayamıyorum. Aslında çok anlaşılmaz değil. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Halil. En son ne zaman tatile çıktın? Aman Faruk ya. Ne alakası var? Ben söyleyeyim sana. 5 yıl önceydi. 5 yıldır hiç ara vermeden çalışıyorsun. Cerrahlık dünyanın en stresli mesleğidir. Tabii ya stres. Hmm. Bu kelimeyi doktorlar icat etmiş olmalı. Peki ya rüyalar Faruk? Hiç tanımadığım insanları rüyamda görüyorum. 2 gün sonra bir bakıyorum karşımdalar. Ve dahası biri beni ismimle çağırıyor. Sen de tüm tıp öğrencileri gibi temel psikoloji okudun herhalde. Tanımadığın insanları rüyanda falan görmediğini biliyorsun. Rüya gördün. Sonra birilerini rüyandaki insanlara benzettin. Bu herkese her zaman olur. Adamın seni tanıyor olması ise hiçbir anlama gelmiyor. Seni bir sürü insan tanıyor. Ameliyathanedeyken... Bunun rüya olduğuna inanmak öyle zor ki. Sana yemin ederim çimenlerin kokusunu duydum. Güneşi tenimde hissettim. Ve bana söylediği şeyler. Çok acayip bir şey yaşadığını biliyorum. Gözünün önünde bir adam vuruldu. Kendin ölümden döndün. Bu kime olsa ağır gelir. Ama bence Halil, sen ilk kez ameliyat sırasında bir hasta kaybediyorsun. Ben bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Cerrahların hepsi için var bu tehlike. Kendimizi tanrı zannediyoruz. Herkesi kurtarabiliriz sanıyoruz. Ama bu doğru değil. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Tabii ki. Rüyana bir bak.
Ben psikiyatrist değilim ama... Artık herkes psikiyatrist. Söyle sen. Hastan ölüyor ve sen kendini, onun hayatını, görevini... neyse artık devralmış olarak görüyorsun. Rüyanın her yanı huzur dolu. Çayır, çimen, güneş. Çünkü bu düşünce seni rahatlatıyor. Peki ya diğer şeyler Faruk? Işıklar, sesler, eşyalar. Sana söylüyorum. Gerçekten kendine zaman ayırman gerekiyor. Beynin sana yoruldum mesajı yolluyor. He yani. Aşk olsun. Buraya kadar geliyorsun da bir uğrayıp merhaba demiyorsun. Ben yanında hasta var sanıyordum baba. Birazdan gelecektik. Öyle olsun bakalım. Sabah da günaydın bile demeden kaçıp gitmişsin. Haklısın baba. Kusura bakma. Otursana baba. Oturacak mıyız böyle? Bir saat oldu adam içeri girelim. Haklısın. Hadi gidelim. Merhabalar. Buyurun. Ben Doktor Halil Bey'i görmek istiyordum. Halil Bey mi? Evet. Biz hastaneden geliyoruz. Bize burada olacağı söylenmişti. Burada. Faruk Bey'in yanında. Hı hı. Buyurun. Beni takip edin. Pardon. Bölüyorum ama... Halil Bey'i görmek isteyen hastalar var. Hastaneden yollamışlar. Hastaneden mi? Affedersiniz. Merhaba Halil Bey. Dünden beri sizi arıyoruz. Ben Gizler programının sunucusu Meltem. Sizinle Emir Hoca'nın vurulması hakkında konuşmak istiyordum. Siz ne yapışkan insanlarsınız. Rahat bırakın beni. Bugün sizi büyüyle iyileştiği söylenen o kızın evinde gördük. Oraya neden gittiniz? Kızın durumunu görmek için mi? Buraya böyle giremezsiniz. Hemen terk edin burayı. İmro Hoca ambulansa sizinle ne konuştu? Daha önceden tanışıklığınız var mı? Ben kimseyi tanımıyorum. Bu kadar yeter. Biz sadece bilgi almaya çalışıyoruz. Ameliyathanede neler oldu Halil Bey? Hanımefendi. Eğer ailemden herhangi birinin adının bu olayla ilgili olarak kullanıldığını görür veya duyarsam, sadece şahsınızın değil, çalıştığınız kanalın da bir daha iş yapmamasını sağlarım. Beni anladınız mı? Bakın ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum. Neden Halil Bey'in bu durumda olduğunu anlamaya çalışıyorum. Beni anladınız mı? O halde polis zoruyla attırmadan burayı derhal terk edin. Ve sakın bir daha da gelmeyin. Kesinlikle iyileştin yani. Zaten hasta değildim ki. Muska'yı unutma. Ona ihtiyacım olacak. İnanamıyorum. Burnumuzun dibinden kaçırdık. Nasıl? Bir bilsem. Hangi arada gelip almış olabilir? Kimden? Kimden söz ediyorsun sen? Unuttum tabii. Sen Afşin'i tanımıyorsun. Şifacının yardakçısı.
onun Cevşen'le ne işi olacak ki? E sen söylemiştin çok güçlüdür diye. Herkes için güçlü demedim herhalde. Afşin sadece şifacının yardımcısı. Öyle herhangi bir gücü yeteneği falan yok. Cevşen ona bir fayda sağlamaz. Cevşen'i ancak aradakilerden biri kullanabilir. Aa, peki aradakiler kim oluyor? Öf, çok soru soruyorsun. Nereye? Şifacının evine gidiyorum. O Cevşen'i alacağım. Ev korunuyor sanıyordum. Ben cin değilim, akılsız laçın. Beni durduramazlar. Ben de geleceğim. Hayır, sen burada kalıp Köse Hoca'yı kolla. Yokluğumu da belli etme. Kızla görüşmenizden bir şey çıktı mı? Yaşlı bir cadı çıktı. Daha televizyon der demez kapıyı suratıma kapattı. Nedir durum? Sizi Sertaş ailesiyle tanıştırayım. Bu malumunuz Halil Bey. Bir harika çocuk. Uzmanlığını aldığında Türkiye'nin en genç kalp ve damar cerrahı olmuş. Doçentlik tezini de aynı hızla vermiş. O yanındaki abisi Faruk Sertaş. O da bir beyin cerrahı. Anlaşılan kardeşi kadar parlak değil ama bir beyin cerrahı işte. Bu ortadaki de... Durun da ben söyleyeyim. Bizi çocuk gibi azarlayan moruk. Evet. Müşfik Sertaş. O da ortopedi uzmanı. Aile değil, acil servis. Dur. Daha bitmedim. Bu anneleri Sefa Sertaş. Bilin bakalım ne iş yapıyormuş. Yok artık. O da mı doktor? Hayır. Kendisi değil. Ama babası doktormuş. Üstelik zamanında diplomatlık görevi yapmış bir doktor. Bu Sertaş ailesi öyle para içinde yüzen çok zengin bir aile değil. Ama hem kadının hem adamın ailesi bir takım paşalarla, bir takım diplomatlarla, bürokratlarla, sanatçılarla dolu. Yetmezmiş gibi el birliği etmişçesine Türkiye'de ne kadar önemli isim varsa hepsini kesip biçmişler. Yani bu adam söylediğini yapar, bizi gömer diyorsun öyle mi? Gırtlağımıza kadar ve de çıkmamacasına. Şansa bak bizdeki. Ya böyle bir adamın cincilerle falan ne alakası olabilir? Onu bilmiyorum ama şurası kesin. Eğer bir şey yayınlarsak bize anında dava eder ve büyük ihtimalle de kazanırlar. İyi de neye dayanarak? Doktorla ilgili elimizde bir yığın şey var. Olayla ilgisi olduğunu biliyoruz. Aslında bilmiyoruz. Doktor adam vurulurken olaya müdahale ediyor. O gece sokakta bir sürü insan var. Belki doktor da meraklı biri. Hı? Olamaz mı? Doktor olduğuna göre ilk yardım yapması da normal. Açılın ben doktorum durumu yani. Ya ameliyathanedeki olay? Hangi olay? Adam fenalaşmış. Bunu zaten kanıtlayamayız. Ama kanıtlasak da ne var bunda? Kızı görmeye gitti. Kız önce hastaneye gitmiş. Belki ona da muayene oldu. Ya da fikrini sordular. Hastasını merak etmiş olamaz mı? O kadar olay oldu. Hayret bir şey. Bakın. Başkası olsa şansımızı denerdik. Ama bu adam da çok riskli. Ödüller, makaleler, kusursuz bir kariyer. Bu doktoru övmekten yorgun düşmüşler. Hayır. Bu adamı kullanmıyoruz. Hadi 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 surat asmayın. Bu hala bizim haberimiz. Kimsede olmayan cin çıkarma töreni bizim. Katille de konuştuk. Doktorla ilgili olarak da belki daha kesin, daha tartışılmaz bir şey çıkarsa. Artık ortalıkta görüneceğini sanmıyorum. Neyse, gidip cenazeden görüntü alalım bari. Thank you.
Adem sen cenaze arabasıyla git. Ben sizin arkanızdan geleceğim. Nasıl geleceksin abi? Sen beni merak etme. Onları izler misin? Almışlar cenazeyi. Gidelim mi peşlerine? Tabii tabii. Ki bu İmre Hoca? İmre Hoca Antakya'nın eski ailelerinden birinin, Rasiye ailesinin son ferdidir. Ve? Neyi merak ediyorsun? Televizyonda gösterdikleri şey, şu kıza yaptıkları. Daha soruyu bile soramadın. Cevabı nasıl kaldıracaksın? Ne yaptı kıza? Kıza ne yaptı? Doktor, senin kim olduğunu, bu işi niye kovaladığını bilmiyorum. Ama artık İmre yok. Onu takip edebilecek kimse de yok. Bu bitti artık. Sen de işine gücüne dönersen iyi edersin. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Bir sıkıntın mı var? Sen bana ne olduğunu biliyorsun. Bunu bana hemen açıklamanı istiyorum. Hemen. Dur burada. Yolun ortasında mı durayım abla? Dur dedim sana. Sakin ol. Yolun ortasında durmamalıyız. Kenara çek isteyse. Bana derhal bir açıklama yapmak zorundasın. Lütfen. Neler olduğunu bilmem gerekiyor. Ben sadece tahminde bulunuyorum. Bazen İmre de çok kötü olurdu. Oradan biliyorum. Söyle. Bunları ne kadar anlayabileceksin bilmiyorum. Ben bile bunca yıldan sonra hala zorlanıyorum. İmre gerçekten güçlü bir şifacı ve cinciydi. Cinci ve şifacı. Evet. Bu yüzden de onu hiç rahat bırakmazlardı. Kim? Kimler? Cinler. Saçmalık. Daha gençken, henüz gücünü kontrol edemezken büyük sıkıntılar çekerdi. Bir an bile yalnız kalamazdı. O zaman aynı şimdi senin göründüğün gibi görünürdü. Bunlar aslında İmre'nin ammarları. Neleri? Ammar. İnsanlarla beraber yaşayan cinler. Bazıları iyi, bazıları ise gerçekten çok kötüdürler. İmre'ninkiler iyidirler. Fakat tabii sen nasıl başa çıkacağını hiç bilmediğin için zorluk çekiyor olmalısın. Sen hastasın. Buna hiç şüphe yok. Burada oturmuş seni dinlediğime göre ben de normal sayılmam herhalde. Uyku uyuyamıyorsun. Eşyaların kırılıp dökülüyor. Hayaller görüyorsun. Sesler duyuyorsun. Bütün bunların seninle bilgisi olduğunu sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle İmre ölürken yanında olduğun için oluyor bu durum. Eminim uzun sürmeyecektir. Ben nasıl bir kabusun içindeyim böyle? Beni mezarlığa götürmelisin artık. Sonra tekrar konuşuruz. Yok, hayır. Seni mezarlığa götürüyorum, sonra da gidiyorum. Bir daha da ne görüşüyoruz ne de konuşuyoruz.
sizi deli evreninizle baş başa bırakıyorum. Devam et. Arkamızdan gelen arabaya ne oldu? Bilmiyorum ki. Bakın tabutu indiriyorlar. Gelmek istemediğinden emin misin? Televizyoncular burada. Bunlarda Allah korkusu da yok. Uymayalım. İmre Hoca'nın adına. Fazla yaklaşmayalım arkadaşlar. Ne var bunda? Biz işimizi yapıyoruz. Bunlar yobaz takım. Belli olmaz. İleride bak, gördün mü kim var orada? Bu bizim doktor değil mi? Kürşat, Kürşat bu tarafa. Vay be, adam her yerde. Bu doktorun olayı nedir abi? Madem kullanamayacağız, neden görüntü alıyoruz ki? Belli mi olur? Kim bu adam? Ben... Ben ne yapıyorum burada? Aa, ne oluyor buna ya? Yine kalp krizi geçiriyor olmasın? Avşin abi. Doktora saldırın. Bunlar İmre'ninkiler olamaz. Ne oluyor ya orada? Ona neden saldırıyorlar? Onu öldürecekler. Şimdi de hoca o tarafa gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Çeksene. Ne oluyor anlayamadım. Kamera kayıttan çıktı. Ay inanmıyorum sana ya. Ne
Muskayı unutma. İhtiyacın olacak. İyi misin doktor? Evet. İyiyim sanırım. Bu İmri Hoca'nın muskası. Hayır. Galiba artık onun muskası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.